Merhaba sevgili arkadaşlar, hayırlı pazarlar. Bugün 4 Temmuz Pazar, İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kalabalık yarış programımız var. Yine 9 koşulu, tabii ki artık dolu dolu programlarımız var. İzmir'de aynı şekilde 9 koşu. Her iki videosu da yayında arkadaşlar. Yarın gün içerisinde bir de Belmont Park var, o da 9 koşulu. Onu da sizlere akşama doğru da olsa yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben hiç fazla sözü uzatmayayım. Hemen direkt yarış programına geçeyim. Çünkü fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek birinci koşu saat 14'ten itibaren başlıyor. Handikap 16. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metrelik çim koşusuyla birinci koşuda, birinci altılık yani ilk koşusuyla başlıyoruz arkadaşlar. Burada 5 nolu El Profesör, Nativan güzel temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alan Musafkan, kum, çim, sentetik hiç ayrım yapmadan güzel formüyla yine bana göre burada da etkili yarış koşup benim ilk şans verdiğim isim. Daha sonra 4 nolu The Bowie Grandson, bir Last Action temsilcisi, anne kanatından da bir Velociraptor gibi yine çok kalite bir orijine sahip. Tabii Velociraptor da bir Deep Boy temsilcisi. Müslüm Çelik'le start alacak olan bu safkan da yine etkili ve güzel performansıyla benim diğer şans verdiğim isim. 3 nolu Moda, Plazin Perfect temsilcisi Alice Kartaş'la start alıyor. Yine son sıfırını hiç ölçü almıyor Musafkan. Yine gayet istikrarlı durum var son yarış haricinde. Bir de 2 nolu Kral Ömer, bu Luxor temsilcisi de İçman Çizik'le start alıyor. Yine etkili ve güzel performansı var. İyi gruplardan gelen bir isim. Benim bu ayak için zor bir ayak çünkü birbirine çok yakın safkanlar. Ya yani şurada şöyle söyleyeyim size. Şu kesinlikle kazanamaz diyebileceğim bir safkan yok. Eğer siz yapabiliyorsanız tebrik ederim sizi. Ama ben buraya 5-4-3-2 yazıp bayağı bu şekilde geçmeyi önereceğim arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldik. Şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizlerin 2200 metrelik çim koşusunda 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışta artık şu Corcovado, 1 nolu Corcovado bir yarış kazansın artık. Sürekli mücadelesini devam ediyor ve ısrarla bir yarış arıyorlar. Bu Torup Maktor'un güzel temsilcisine Özcan Yıldırım'la ben bugün de ilk şans verdiğim isim. Ben bu safkanın en ciddi rakip konumunda da 4 nolu Baba Oktay'ı vereceğim bu Taliban temsilcisine. Ayhan Kurşun'la safkanda kum çim ayırt etmeyen bir safkan. Yine iyi durumuyla şans verdiğim isim. 1-4 Corcovado ve 4 nolu Baba Oktay. Benim iki şans verdiğim isim bu altılı ikinci koşusunda bu iki safkan sığınarak geçebiliriz arkadaşlar. Ama ben bu iki safkan dışında at yazmak istiyorum diyenlere de 2 nolu Gananda Solo, bu Church Victor temsilcisi de son iki yarışını üst üste kazanarak ne kadar formda ve iyi durumda olduğunu gösteren bir isim. Bugün Mehmet Kaya da bunu başarabilir. 3 nolu Kaynarca, Halis Kartaş'ın kendi aile atlarından birisi. Son iki yarışında 7-7 yaptı ama bu safkan her zaman bu mesafelerde ters yarış koşabilecek güce sahip bir isim. Bir de 8 nolu Yaşama Sevinci, bakarsınız Yaşama Sevinci de katılır aralarına. Bu Venerable temsilcisi Gökhan Kocakaya start alacak olan bu safkan. 2 yarış koştu, 2 yarış gördü, 2'den 6.lık ayrıldı ama bugün bence farklı bir yarış daha koşmasını bekliyorum 8 nolu Yaşama Sevinci'den. 1-4 öncelik şans verdiğim isim 2-3-8 de burayı genişletmek isteyen arkadaşlar için. Günün 3. koşusu 7'li plase ve 3'lü Ganyan ayağımızın açılış ayağı şartlı 3. 2 yaşlı İngiliz'in 1200 metrelik çim koşusuna ben en azından yarış kazanmış olan 1 nolu Dr. Rock, bu Fast Famous'un güzel temsilcisi Mehmet Kaya'da ben bir daha yarış kazanmasını bekliyorum. Kolay yarış değil, yalnız onu belirteyim. Burada bana göre çok ciddi rakibi var. Ama ben yine 1 nolu Dr. Rock'a güveneceğim. Mehmet Kaya'da kazanmasını bekliyorum ve banko olarak öneririm. Rakip dediğim at da 3 nolu Subat'ı arkadaşlar. Bana göre en ciddi rakip de zaten o gözüküyor. Ama ne yapacaksınız? Birini tek atmak zorundayız. Ben de 1 nolu Dr. Rock'tan yana şansımı kullanacağım arkadaşlar. Günün 4. koşusu 2. altılı Ganyan'ın da açılış ayağı olan bir Göz Nurunu Koruma Vakfı koşusu. Handikap 21. 4 ve yukarı Arapların 1200 metrelik çim koşusunda. Valla Çilingir artık bütün her şeyin Çilingir durumunu öğrendi, anahtarları Çilingir ile açıyor. Bugün 10 nolu Çilingir, Abdullah Akdemir ile, Abdullah herhalde bu kardeşimiz ismi. Yok Aziz'miş, valla karıştırıyoruz bu çocukları. Aziz Akdemir ile adeta bütünleşen bir safkan. Ben hadi dediği yerde yürüyor artık. Aziz de nerede atağa kalkacağını öğrendi. Bomboş kilosuyla, güzel formuyla benim yine ilk şans verdiğim isim olacak. 10 nolu Çilingir. Daha sonra 3 nolu Kumma. Bu Cihanefe temsilcisi Müslüm Çelik'le biraz ağır kilosu olsa da son 5 yarışın 4'ünü kazanmış bir isim. Bir de 6 nolu Bana Müsaade. Eğer Bana Müsaade yaparsa bu Kazberk temsilcisi Özcan Yıldırım'la kendini bir anda fotoya bulabilir arkadaşlar. Ama 10, 3, 6 bu 3 safkan bende diğer rakiplerine oranla biraz daha ön planda tuttuğum isim.
Eğer buraya da 1-2 safkan ilave edebilirseniz 5 nolu Subic'e dikkat edelim. Mehmet Kaya da bir de 9 nolu Singapur. Valla bir Singapur havası yapabilir. Bu Güntay temsilcisi Adem Aslan da aman dikkat edelim bu safkan yani 0 çeker arkasından bir 1 çeker böyle bir ters bir at. O yüzden dikkat etmekte fayda var. 13-6 önce 5-9 daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün 5. koşusu Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik sentrik yarışında 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışta 1 ve 8 nolu safkanlarında ekürü olduğu bu yarışta ben önceliği 9 nolu Zeyno'ya vereceğim. Bu Odinan temsilcisi Gökhan Kocakaya 2 yarış koştu. Bir üçüncülük arkasından ikincilik ve her geçen günde daha da iyi duruma gelen bu isim bende ilk şanslı isim. 4 nolu Deli Duman. Bu tur botayı da Müslüm Çelik'le start alıyor. Yine oldukça güzel performansı ve iyi çalışmalarıyla şans verdim. Diğer isim 2 nolu Amasra bu tüm Özbey temsilcisi İşman Çizik'le start alıyor. Yine güzel formu ve performansıyla yine şanslı isimler arasında bir de 1 nolu Alaf hem ekürü avantajına sahip bu Urla Efes temsilcisi de Özcan Yıldırım'da kesinlikle hata affetmeyecek konumda olan bir isim. Ekürüsü de aynı şekilde aynı formda. O yüzden 9-4-2-1 öncelik yazalım ama bu ayak biraz sanki sürpriz olacak gibi havası var ama her şey ihtimale göre at yazmak isteyenler de 3 nolu Atlı Ahmet bu Baba Mehmet temsilcisinin Tolga Yıldız da en azından 51 gün ara vermiş olsa da iyi hazırlıklara geliyor. Bir de 5 nolu Ezer Döver bir Kazberk temsilcisi Ayhan Kurşun'la start almış Safkan'da yine güzel performansı iyi durumuyla şans verdiğim diğer isim olur. 9-4-2-1 önce 3-5 de daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün 6. koşusu Sadun Atı adına koşulacak bir grup 3. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda 4 ve 7 nolu safkanların ekür olduğu bu 8 safkanlık koşuda ben zaten 7 nolu Roberto Mia'ya görür görmez zaten hemen bu safkanı takipimde çünkü ilk koşmuş olduğu yarışı 79 gün önce banka olarak vermiştim zaten. O gün de 3. atlı olarak çıkmıştı ama olsun sonuçta kazandı. Ben bugün yine iyi hazırlıklar bir de ekürüsü de var. Ekürüsü de çok iyi durumda. Benim ilk şans verdiğim isim zaten Gokenler Fransa'da bayağı liste başı aygır oldu arkadaşlar. Ayağına çabuk safkanlar yani böyle mesafelerde bir anda pır diye bakırsınız potayı bulmuşlar yani hiç affetmiyorlar. Güzel bir orijin var, kalite bir orijin var. İyi de bakım var. Bence 7 nolu Robert Mia yine ilk şanslı isim olarak kuponlara yazacağız arkadaşlar. Daha sonra 6 nolu Perfectly Splendid bir Nativan temsilcisi orijin de iyi. Anneden de bir iki tane Joy gibi Amerika'nın güzel bir çim orijinine sahip bir safkanın tayı. O yüzden Alice Kartaş'la start alacak olan safkanda 2'de 2 yapmış bir isim. Bugün kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. Bir de 3 nolu Gökdeniz'im. Bu Mendip temsilcisi de Ahmet Çelik'le yine 4 yarışın 3'ünü kazanmış bu ismi de kuponlara yazıp bayağı bir şekilde geçebiliriz. 7-6-3 benim burada da şans verdiğim isimler. Ama zor bir yarış. Bana göre burada bütün atların şansı var arkadaşlar. Yani boş yok dersem böyle bir yerde doğrudur. Ama ne yapacaksınız? Ben öncelikle 7 daha sonra 6 ve 3'ü sizlere bu ayak için öneriyorum arkadaşlar. Günün 7. koşusu Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik sentrik koşusunda 10 safkan arasında koşacak olan bu yarışta 5 ve 8'in de ekürü olduğu bir yarışta ben artık inanın zor program hani banko atılacak ayak bile zorlandığım için ben de en azından banko olarak bu ayağı gördüm. Artık nasibimizde varsa bugün Ahmet Çelik'ten 10 nolu Efsunlu kızı banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Bir yarış koşup 3.lük elde eden bu safkan hem orijin olarak da iyi benim beğendiğim bir orijin. Baba Mevlüt. Anne de bir Şafak Hanım İzmir'de sürekli gördüğümüz bir isim. İyi bir kısraktı. Zaten Tanı Yiğitler'in kendi atıydı. Bu safkan da orijin olarak da iyi bir tay da vermiş. Bence kazanır arkadaşlar. Çünkü istikrarlı bir safkandı. Büyük ihtimalle tayı da bu şekilde. İlk yarışındaki üçüncülüğü zaten bunun göstergesi. Ben de banko olarak öneriyorum. 10 nolu Efsunlu kız Ahmet Çelik de benim banko ismim. Günün 8. koşusu Handikap 14-4 yaşlı Arapların 2100 metre çim koşusunda burada 12 safkan arasında koşacak yarışta ben 2 nolu Özgür Kafkas'a vereceğim. Zor bir ayak yalnız onu belirteyim. Burada birkaç safkan çimde hiç yarış yapamamış ama bu burada da yapmayacak anlamına gelmesin arkadaşlar. Ama her şeye rağmen 2 nolu Özgür Kafkas benim ilk şans verdiğim isim. Ercan Çankaya da benim favori ismim. Daha sonra 1 nolu Akkuş Bey. Bu Oymak Bey temsilcisi Çetin Taş'a start alıyor. Çok formda safkan. Yani kumda sentrikte yarış koşan bir isim, kazanan bir isim. Kum ve sentrikte kazanan isim bence çimde de başarılı olur. O yüzden ben de 1 nolu Akkuş Bey en azından mesafe deneyimi olan bir isim. Ve formu da güzel. O yüzden yazmak istiyorum ben de. 6 nolu Hosti. Bu Kazberk temsilcisi Mehmet Kaya'la yine son yarışını kazanan formda bir isim. Yazıp ben bu 3 safkanı diğer rakiplerin oranına bir tık da olsa ön planda tuttuğum isimler. Ama bu üçlünün dışında at yazmak isterseniz de
10 nolu Barutan'a dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bu Özgüran temsilcisi Metin Hamedi ile 4 nolu Türk Soylu. Bu Kurtel temsilcisi Gökhan Kocakaya start alıyor. Her ne kadar Çim'de başarısı olmamış olsa da bugün illa olmayacak anlamında gelmesin. Sonuçta bir Kurtel temsilcisi yazmakta fayda var. Bir de 5 nolu Kızıl Vazo. Bu mesafelerde yine iyi koşan bir isim. Gökhan Yıldız da bugün bunu başarabilecek kapasitede olan bir isim. O yüzden benim de öneriyorum arkadaşlar. 2-1-6 önce 10-4-5 de daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Nihayetinde geldik günün son koşusuna. Handikap 15, 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik sentrik koşusunda 4 ve 13 nolu safkanların ekürü olduğu bu 13 safkanlı yarışta ben önceliği 9 nolu Samaturaki'ye vereceğim. Bu Daizin temsilcisine Vedat Abiş'le çok formunda olan bir isim. Yine sevdiği pistte koşuyor, sevdiği mesafede koşuyor. Daha sonra 2 nolu Free Children bir aftermarket temsilcisi Adem Aslan'ı start alan safkanda oldukça etkili performansa sahip, istikrarlı durumuyla görüyorsunuz son 6 yarışta hepsi de tabela içerisinde olan bir isim. Bugün arada birinciyle kavuşabilir. Kendine çok uygun rakipler arasında. Daha sonra 4 nolu Regamor. Bu da bir kazanma özürlü bir safkan ama yani iyi grupta inanın kafa kafa gidiyor. Böyle gruplarda yine böyle aynı şekilde. Ya bir şanssız, bir kazansız zaten arkasına getirecek, seriye takacak da artık bakalım şans belki bugündür, nasip bugündür. O yüzden 4 nolu Regamor'u da yazalım. Hem ekürü avantajına sahip. Bir de 7 nolu Direct Scoot. Bir Scarface temsilcisi Metin Hamedi ile bomboş kilosuyla bu yıl koşmuş olduğu 2 yarışta da 2 tane 4.lükle ayrılan bu safkan her geçen gün daha da iyi duruma geliyor. Aslında çok kalite bir safkan bu ama sıkıntılarından dolayı biraz fazla koşturulamıyor. Çünkü baksanıza geçen sene bile 2 yarış koşmuş bir isim. Ondan evvel 1 yarış koşmuş bir isim. Yani demek ki bayağı bir sıkıntıları var arkadaşlar. Ama sıkıntılarını atlatmış olsa zaten bana göre bu at iyi bir kalite bir orijin, kalite bir safkan, kalite ellerde yani daha üst gruplarda görebilirdik. Ama yine her şeye rağmen bugün 7-10 Dale Scoot'u kesinlikle yazacağız arkadaşlar. Bu safkan zaten her geçen gün veriliyor. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Yani ben inanın bir cesaretle yani yarın kalkıp 7-10 Dale Scoot'u da tek atayım dersem atarım yani. O kadar sağlam. Yani ben zaten burada ne atılıyorsam inanın eşit şanslı gördüğüm için veriyorum arkadaşlar. Bir de son olarak da 3-10 Senna'yı da yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. 9-2-4-7-3 bana göre bu 5'inde hiç ayrımsız kuponlara yazabiliriz. Ben eşit şanslı olarak görüyorum. Yani şimdi az önce dedim ki yani 7'yi tek atarım diye. Arkadaşlar burada zaten 5 at vermişim. Eğer baktım 7-10 Dale Scoot ama oyun oynayacaksam kolay kolay oynamıyorum şuralarda. Oynayacaksam sürprizse bir şans denemesi yaparım yani. O anlamda söylüyorum. O yüzden yazmakta fayda var. Neyse arkadaşlar şablona gelelim. Birinci koşu 5-4-3-2. İkinci koşu 1-4 önce 2-3-8 daha sonra. Üçüncü koşu 1-0 safkan tek. Dördüncü koşu 10-3-6 önce 5-9 daha sonra. Beşinci koşu 9-4-2-1 önce 3-5 daha sonra. Altıncı koşu 7-6-3. Yedinci koşu 10 tek. 8. koşu 2-1-6 önce 10-4-5 daha sonra. Son koşu 9-2-4-7-3 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.